Türkiye son yıllarda ard arda hizmete giren uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle dünya golf severlerini bir araya getiren nezaketin, kalitenin ve prestijin buluştuğu seçkin bir golf merkezi konumuna dönüştü. Doğayla iç içe bulunan bu tesislerimizden birisi olan Kaya Eagles Golf Club tesisleri, doğal yapısıyla mükemmel bir golf turizmi potansiyeline sahip. Tatilcilere süper fırsatlar sunan Kaya Eagles Golf Kulübü'nün genel müdürü Hasan Karapınar, golf turizmini mikrofonlarımıza değerlendirdi. Hasan Bey, önce sizi tebrik ederiz. Böylesine doğa ile iç içe güzel bir tesisin başındasınız. Genel müdürüsünüz. Önce biz sizi tanıyalım. İsmim Hasan Karapınar. Kaya Eagles Golf Kulübü genel müdürüyüm, işletme müdürüyüm. Burada 6 aydır görev yapmaktayım. Daha önce 14 yıldır bu işi yapıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum, öncelikle bunu belirtmek isterim. Buradaki bizim operasyonumuz genelde %100 kendi otel konaklama misafirlerimiz için oluyor. Buradaki amacımız en iyi şekilde hizmet vermek. Buradaki kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak. Bunun için çaba gösteriyoruz. Türkiye son yıllarda özellikle ard arda açılan doğayla iç içe bulunan golf sahaları ile çok büyük bir, Avrupa'da olsun, dünyada olsun, çok büyük bir ilerleme kaydetti. Öncelikle size şunu soralım. Golf sporu nedir? Golf sporu her yaşta herkesinin, 7'den 70 herkesin oynayabileceği bir açık hava sporudur. Golf ülkemizde maalesef biraz zengin sporu diye nitelendiriliyor. Birazcık gelir düzeyi yüksek insanlar hitap ettiği söyleniyor. Ancak şimdilik bu bölgede, Belek bölgesinde 14 tane golf sahası var. Maalesef %100 tamamen yabancılara yönelik hizmet vermekteyiz. Yabancı Avrupalı misafirlerimizin gelir düzeyi golf oynamak için yeterli ve elverişli olduğu için tamamen şu an için Avrupalı misafir hizmet vermekteyiz. Ülkemizde çok sayıda golf icra eden maalesef insanımız yok. Buradaki amaç, yılda ortalama 250-300 milyon dolar cirosu olan golf turizminin, biliyorsunuz ki deniz, kum, güneş, yaz turizmi 5 ay bir kısa sürdükten sonra Ekim, Kasım, Mart, Nisan aylarında bitiyor. Buradaki amaç kış turizmi canlandırıp ülkeye döviz girdisini sağlamak. Söylediğim bu da ortalama yılda 250-300 milyon dolar. Çok ciddi bir rakam. Binlerce insana ekmek veriyorsunuz. Ülkemize döviz girdisi sağlıyorsunuz. En önemli konudan bir tanesi. Golf oynamak için gelen turistlerin harcadıkları rakamlar normal turistlerden çok daha yüksek, ama bu bilinen bir rakam, doğru mu? Kesinlikle. Şimdi golf öncelikle, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Golf oynamak için ülkemizde yabancı misafirler bir yıl öncesinden, daha uzun süre öncesinden rezervasyon yaptırma koşulları var, zorunlulukları var. Bir yıl öncesinden biz misafirlerin parasını alıyoruz, dövizlerini ülkemize kazandırıyoruz, rezervasyonlar yaptırıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Kışın ölü olan Antalya bölgesinin golf turizminde bir yıl öncesinden siz misafirlerin parasını alıyorsunuz. Bunun da ülke ekonomisine çok büyük bir katkısı var. %100 katkısı var. Bahsettiğim 250-300 milyon dolar kış ayında sürekli kapanan tesislerimizde bu döviz girdi sağlamak çok önemli bir şey. Turistik sezonun ölü olduğu bir sezondan bahsediyoruz yani. Kesinlikle. 95 yıl öncesine kadar gittiğiniz zaman, 95-96 yıllarda bölgede, Antalya bölgesinde parmakla sayılır kadar otel açık oluyordu. 500 otellerimiz. Bugün neredeyse tamamen golf, futbol, diğer konseptler, konferans, turizm derken tamam %100 açık oluyor neredeyse kışın. Bu da ülke için bir döviz getirisi. Ülke ekonomisi için çok büyük bir katkı. Peki sizden şunu istesem, Kaya Eagles Golf Kulüp olarak siz kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Kaç kişi istihdam sağlama dışında ne kadar, hizmetlerinizin türleri, çeşitleri neler? Evet. Öncelikle Kaya, Ryu Kaya olarak ben kendi tesisimizden bahsedeyim birazcık. Bizim buradaki en önemli konumumuz golf sahası olarak otelimize çok yakın olması. Golfçu misafirler, Avrupalı turistler gene golf oynamak için geldiklerinde ülkemize otellerin, konaklayacakları yerlerin golf sahasına yakın olmasını tercih ediyorlar. Bizim en büyük avantajımız golf sahamızın otelimize çok yakın olması. 2 dakikalık mesafe, yürüyüş mesafesiyle. Golf sahamızın kışın açık olması tabii ki otellerimizin açık olmasını, buradaki çalışanlarımızın
daimi sürekliliğini sağlaması 12 ay boyunca böyle bir önem arz etmektedir. Tabi golfçü misafir deyince golfçü misafir yönetimiz kaya tesisi olarak konaklamadan tutun yiyecek içecekten her türlü servis daha kaliteli olmak zorunda. Çünkü golfçü misafirlerin birazcık özellikleri var. Evet. Daha prestijli olduğu için servislerimiz, konaklamamız bu yönde. Daha golfçü misafir ağırlıklı olduğundan dolayı daha hizmete vermekteyiz. Enda Golf Seyahat Acentesi sahibi Vedat Ünal, sektörün hızla geliştiğini ve yatırımlarında bu oranda arttığına dikkat çekti. Vedat Bey, siz özellikle İsviçre'den gelen golf severleri havaalanında karşılayarak otellerimize getiriyorsunuz. Verdiğiniz hizmetlerin türünü bize biraz anlatır mısınız? İsmim Vedat Ünal, Enda Tur Golf Departman sorumlusuyum. İsviçre'den gelen müşterileri biz havalimanına direkt karşılıyoruz. Oradan alıp otele kadar onlara eşlik ediyoruz. Otelleri getiriyoruz, check-in'lerini yaptırıp yerleştiriyoruz. Gelmeden önce tabii ki otel rezervasyonlarını, golf rezervasyonlarını yapıyoruz. Bunlar çok önemli. Yani gelmeden önce mutlaka bunları yapılması gerekiyor. Yani insanlar düşünüp de ya gidelim orada belki oyun saati buluruz, işte otel buluruz. Böyle bir sistem yok. Yani biz Türkler olarak bu şekilde düşünebiliyoruz ama Avrupalı kesinlikle böyle düşünmüyor. Gelmeden önce mutlaka otelini, golfünü yapıyor ve bir sene, Hasan Bey'in bahsettiği gibi bir sene öncesinden bunları yapıyor, ödemesini yapıyor ve ona göre geliyor. Biz karşılayıp otele yerleştiriyoruz. Daha sonra oyun günlerinde mutlaka müşterileri yanında oluyoruz. Oyunlarını başlatıyoruz. Ondan sonra bir hafta, yani genelde konaklama bir hafta oluyor. Bir hafta sonra da otelden alıp havalimanı check out yapıp ülkelerine memnun şekilde göndermeye çalışıyoruz. Hasan Bey, size şunu sorayım. Her şey planlı programlı. Yani gelen bir turist havalimanından oteline geldikten sonra hangi saatte oynayacak, hangi saatte oynayamayacak bunları bilerek geliyor. Doğru mu bu? Ben bunu kısaca şöyle özetlemek isterim. Biz bütün ekip olarak genelde dikkat ettiğimiz en büyük husus Avrupalı golfçü misafirlerin genelde biliyorsunuz ki her ülkede çok farklı. Türkiye gibi yazın, Portekiz, İspanya benzeri ülkelerde güzel golf sahaları var. Çok kaliteli golf sahaları var. Bizim büyük, en büyük şansımız burada insanımızın çok sıcak olması, kültürümüzün, güler yüzümüzün buradaki ön plana çıkan noktalar. Bizim dikkat ettiğimiz husus öncelikle her zaman bir Avrupalı misafirin Türkiye gelmek istediğinde Türkiye seçmesi, Türkiye'de Antalya'yı seçmesi, Antalya ilinden Belek bölgesini seçip bizim tesisimizi seçmesi bizim için çok büyük bir şanstır. Öncelikle biz bunun farkında olarak, çok iyi farkındayız. Bundan dolayı da gelen her misafirimizi Vedat Bey'in bahsettiği gibi havalimanı transferinden başlıyor. Otel konaklaması odasına yerleşene kadar, golf sahamıza gelip burada ağırlayana kadar bizim çok büyük önem arz ediyor. Bizim her birinin bilincinde olduğumuz için, farkında olduğumuz için gerek her tür hassasiyet gösteriyoruz. Vedat Bey, size şunu sorsam. Havalimanından gelen turistler diye bahsedelim. Golf severler, golf oyuncuları otellerine yerleştikten sonra büyük bir memnuniyet içerisinde Türkiye'den ayrıldıklarını da gözlemledik. Size özellikle giderlerken bahsettikleri konular veya şikayetleri var mı? Çok şikayet almıyoruz. Yani Türkiye, yani Belek çok popüler bir destinasyon Avrupa'da. Çok severek, bilerek geliyorlar. Severek oynuyorlar. Yani bir şikayet almıyoruz açıkçası. Şikayetten ziyade dediğim yani yorumlarını hangi türde, beğendikleri konulardan, hangi konulardan beğendiklerini bahsediyorlar veya hangi konuları şikayet ediyorlar? Şimdi Hasan Bey'in bahsettiği gibi Türkiye, yani Belek'te 14 tane golf sahası var. Türkiye'de toplam 18 tane golf sahası var. Ya yani ilk golf sahası Türkiye'de 1895 yılında İstanbul'da kuruldu. Çok eski bir tarih. Ama ondan sonra ilerlemedi. Yani düşünün bir Almanya'da 600 tane, 800 tane golf sahası var. İsviçre'de 80 tane, 100 tane golf sahası var. Evet. Ama Türkiye'de 18 tane golf sahası var. Yani golf dediği zaman insanlar diyor ki çok lüks diye düşünüyor Türkiye'de. Ama öyle değil aslında. Avrupalı çok rahat geliyor, burada oynuyor. Yani az buluyor. Sahalarda yer bulamıyoruz. Yani müşteriler bu sıkıntılar yaşıyor. Önemli. Evet. Burada yani yerli kendi vatandaşlarımız da var oynayan. Onu mu kastettiniz? Kesinlikle. Kendi oynayan vatandaşlarımız da var. Burada bir şey söyleyeceğim. Şikayet konusunda golf
yolcusunun yurt dışından buraya gelirken bizler gibi satış yapan acentalarında çok bilgili, bu konuyu bilen acentaların olması gerekir. Gelip kendilerinin burada eğitim alması, benim yaptığım gibi eğitim alması, satacağı malı, satacağı sporu çok iyi bilmesi lazım. Çünkü golfçü size soru sorduğu zaman bu konuda bilgi sahibi değilseniz anında soğur ve sizin destinasyonunuza, sizin ülkenize gelmez. Bu satış ağı çok önemli yurt dışında. Henüz daha Avrupa'da Türk acentası olarak golfü satan acenta sayımız çok yok bizim. Az. Bunun da bilinçli olması lazım. Çünkü satışta başlıyor turizm. Sonra döndüğü zaman bize şikayet dönüyor. Şikayeti buradaki ayağı her şeyle dört dörtlük ama oradaki satışta yanlış bilgiler verdiğiniz zaman, yani bir tea time, oyun saatini yanlış verdiğiniz zaman, uçağın saatini yanlış verdiğiniz zaman, transferi yanlış aksattığınız zaman, ki bizden kaynaklanırsa bu, o zaman müşteri kafadan baştan kaybediyorsunuz. Yani turizm kesinlikle. Turizm girişte ve çıkışta, girişte başlar, çıkışta biter. Yani turizmde en son buna bakılır. Bu şekilde yapılır. Bizim en büyük sorunumuz uçak sorunu. Yani birçok ülkeden buraya direkt uçaklar olduğu takdirde çok daha fazla golfçiler gelip buralarda golf oynayabilirler. Ama direkt uçuşlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Peki burada Milli Hava Yolumuz, Türk Hava Yolları'nı eleştirebiliriz aslında. Antalya'ya direkt uçakları olmadığı için birçok destinasyonda. Evet, evet. Türk Hava Yolları birçok yere uçuyor ama Antalya'ya direkt uçuşları yok. Yani Avrupa'dan direkt Antalya'ya uçuşlar yapsa ve bunu çoğalttığı takdirde golfçiler çok daha fazla gelir karşı ve Türk Hava Yolları'nın olan business class müşterileri bizde çok fazla var. Ve bu koltukların %100 dolacağından eminim. Evet, bu konuda ben onu da söyleyeyim. Golf müşterisi, kaliteli müşteri, küçük detaylara bakmayan, iyi para ödeyen, hizmeti isteyen bir müşteri kapasitesi var. Fakat biz Türk Hava Yolları'mızın kalitesini, vermiş olduğu servisi golf müşterilerimize satamıyoruz, veremiyoruz. Çünkü direkt uçuşumuz olmadığı için. Bu da milli hava yollarımıza, Türkiye'mize bir kayıptır. Charterlarla getiriyoruz. Büyük bir kayıptır. Kalite kaybıdır bu. Biz öncelikle kendi imajımızı ve kalitemizi satmalıyız. Kısacası Türk Hava Yolları'na bir mesaj oldu açıkçası. Antalya özellikle golf yolcuları için uçaklarında yer ayırmaları için. Evet. Umarım sesimizi duyarlar da yani direkt uçuşları koyarlar ve müşterilerimize memnun bir şekilde gelir ve golf oynarlar. İsviçre'de hizmet veren Klasik Seyahat Acentesi'nin sahibi ve turizmci Ali Güney, bazı aksaklıklar sebebiyle golf tesislerini Avrupa'da pazarlamanın kolay olmadığına değindi. Mehmet Bey, bizi ağırladınız otelinizde. Teşekkür ederiz size. Size turizmle ilgili birkaç soru sormamıza müsaade ettiniz. Öncelikle size soralım. Yurdumuzun çok büyük turizm potansiyeline sahip. Bu sene doluluk oranı ne durumda? İlgi, alaka bu sene geçmiş senelere göre çok daha yoğun olsa gerek. Kesinlikle doğru. Bu sene ülkemize olan talep oldukça fazla. Özellikle Avrupa ülkesi dediğimiz Almanya, İsviçre, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden geçen seneye göre %10-15 gibi bir artış var. Bu sadece Avrupa'dan olan bir artış. Tabii bunun yanında diğer BDT pazarı ve Balkan ve diğer Orta Doğu pazarını kattığımızda ülkemiz açısından ciddi ve güzel bir doluluk yaşanacak. Umarım herkes için çok güzel bir sezon olacaktır. Şu andaki verilerimiz öyle. Bunun sebebini de şu alakalı yaptığımız yatırımların karşılığını artık yavaş yavaş almaya başladık. Bu yatırımların başında tabii tanıtım da geliyor. Tabii ki şimdi yani sonuçta bir ürünü yapmak problem değil. Yaptığımız ürünü doğru insanlara ulaştırabilmek, tanıtımını yapabilmek. Bu konuda çalıştığımız olduğumuz tur operatörleri, bakanlık, işte otel yatırımcıları, yerel yönetimler, herkes kendi çapında bir tanıtım yapıyor. Ortaklaşa bir tanıtımlar yapılıyor. Bu uzun yıllar yapmış olduğumuz çalışmalar, bunun bir etkisi de tabii ki daha önce vermiş olduğumuz iyi servis, kaliteli servis, gelen insanın mutlu dönmesi. Yani uzun yıllar bir birikimin artık sonuçlarını alıyoruz diye düşünüyorum. Güzel bir sezon olacak. Bu ama devam edecek diye. Tabii ki sadece sizlerin, bakanlığın, devletin yatırım yapması, tanıtım yapması yetmiyor. Aynı zamanda toplumumuzun da turizm konusunda bilinçlenmesi gerekmiyor mu?
O muhakkak, çünkü turizm bir insana yönelik bir operasyon, yani insanla giden bir operasyon. Gelen insanlar sadece otelde kalması değil, çevreyi, bölgeyi tanıması, otelde çalışanın yanında gerçek hayattan olan Türk insanıyla bir bağlantıya geçmesi ve bunlarla kontak kurması. Zaten gelen insanların bir amacı da bu, değişik bir kültür görmek, değişik bir insanlarla tanışmak, yeni bir farklı çevreye girmek. Bu konuda yapılacak eğitim zaten sadece çalışan olarak değil, turizm bölgesinde olan herkese yönelik bir çatır. Bu çünkü bir sonuçta bir komple bir olay. Peki size yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir konuya değinelim istedim. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birçoğu artık ikinci, üçüncü, hatta dördüncü, beşinci jenerasyon dediğimiz insanlarımız da Türkiye'ye tatile geliyorlar. Yani onlar da aslında Türk vatandaşı olmasına rağmen birer turist gibi. Aslında zaten turist sayılıyorlar da birçoğu ikinci vatandaşı olduğu için. Ve genelde de bu insanlar turistlerden daha fazla para harcıyorlar Türkiye'de. Ekonomiye katkıları çok daha büyük diye düşünüyoruz açıkçası. Bu vatandaşlarımıza yönelik yatırımlarınız, çalışmalarınız sizin özellikle var mı? Veya neler yapılabilir? Şimdi Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız artık ciddi anlamda turizme katkıda bulunuyorlar. Avrupa'da da klasik turizm anlayışı değişti. Önceden insanlarımız tatillerini ailelerinde, köylerinde geçiriyorlar. Fakat yeni jenerasyonla beraber yarısını oraya yarıp yarısını normal, gerçek anlamda tatil yapma oranı çok ciddi anlamda arttı. Bu bizim için bir şans, çünkü çok iyi bir potansiyel var Avrupa'da. Ciddi bir nüfus oranımız var ve ciddi anlamda da turizme yönlenmiş durumdalar. Bunlar zaten gelen Avrupalı turist içerisinde ciddi anlamda bir yüzde teşkil ediyorlar ve bize devamlı bir potansiyel. Çünkü sonuçta kendi memleketine geliyor, kendi insanına geliyor. Burada onlara yönelik yatırımlarımız tabii ki daha çok onların Avrupa'da bulamadığı, Türkiye'de bulabileceği, özlediği şeyleri kendilerine sunmak anlamında bizim için olabiliyor. İşte bu daha çok nedir? Özellikle yiyecek içecek kesiminde diyelim. Yani daha çok işte efendim orada ulaşamadığı işte veyahut da unutulan geleneklerimizin belki bir kısmını burada yaşatabilmek. Bu şekilde ancak biz bir yatırım yapabiliyoruz. Bunun da genişletilmesi gerek. Çünkü yani geliş amaçlarından bir tanesi sadece deniz, kum, güneş değil. Bir şekilde Türk toplumuyla da eskisinden olduğu gibi şekilde kaynaşıp eski geleneklerini yaşatmak. Bu konuyla ilgili Ali Bey de İsviçre'de kendisi seyahat acentası olduğu için kendisine soralım bu konudaki düşüncelerini. Çünkü yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızı sizden daha yakinen tanıdığı için kendi görüşlerini alalım. Bundan 10 sene evvel yurt dışındaki vatandaşlarımız ofisimize geldiği zaman tatilleri nasıl yaptıklarını sorduğum zaman tatillerinin eksikliklerini, sadece arabayla gelip köylerine gidip köylerinde tatil yapıp bir ay kalıp oradaki o psikolojik baskı altında yüksek meblağda para harcayıp ama bedenen ve kafayla tatil yapamayıp geri döndüklerini gördüm. Bununla ilgili de kendilerini sürekli olarak yolcularımızı, misafirlerimizi, müşterilerimizi aydınlatmaya çalıştım. Bir hafta gidip tatil yapın, çok uygun fiyatlarda yapabilirsiniz. Sizin de buna ihtiyacınız var. Çocuklarınızı Türkiye'yi tanıtın. Çünkü çocukları kaybetmeye başladılar. Bunun açığını gördüm ben. Ve bu zamanla gelişti. Büyük bir potansiyel oluştu. Bizim vatandaşlarımız da, yurt dışındaki vatandaşlarımız da Türkiye'de hemen hemen en iyi, en kaliteli otelleri seçmeye başladılar. Bu da zamanla Türkiye'deki o turizm sektörüne bir potansiyel oluşturdu. Maddi ve manevi olarak, ayrıca yurt dışında bulamadıkları maneviyatı, özlemlerini Türkiye'de gidermeye çalıştılar. Bu da bir potansiyel oldu. Ne kadar turizm kötü gitse bile, gittiği zamanlarda bile Türk turizmine yurt dışındaki işçilerimiz, yurt dışındaki ailelerimiz çok büyük katkıda bulunmuştur. Böylece devam etti ve devam edecektir. Mehmet Bey, size özellikle şu soruyu sormak istemiştim. Antalya'nın, bulunduğumuz bölgenin deniz, kum, güneş ticaretinden çıkarıp kongre turizmi gibi, golf turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelmesi daha verimli olabilir mi? Bu yöndeki çalışmalarınız neler?
Şimdi esasında Antalya'nın en büyük avantajı deniz, kum, güneş. Bu zaten gerçek. Yani bunu da sonuna kadar biz kullanıyoruz. Fakat bu kullandığımız olanaklar belli bir yere kadar, belli bir müşteriye ulaşabiliyoruz. Zaten aynı şeyi devam edersek bir yerde tıkanma başlayacaklar. Biz bir turizm yatırımcılığı olarak da bunu zaten daha önceden bir gördük. Bunun üzerine çalışmalarımız da devam ediyor. Biz Ruyu Kaya grubu olarak en azından kendi yatırımımızdan bahsedelim. Şu anda biz ciddi anlamda bir spor turizmi yapıyoruz. Tesisimizde 5 adet bir sahamız var. Çok ciddi Avrupa'nın değişik yerlerinden 70'in üzerinde takım ağırlıyoruz. Çok ciddi bir potansiyel, olmayan bir potansiyel ve bu büyük bir katkı sağlıyor. 18 delikli bir golf sahamız var. Tenis sahalarınız da var galiba. Ciddi anlamda çok tenis sahalarımız var. 22 tane tenis kortumuz var ve biz grup olarak şu anda Avrupa'da ve dünyada senede 22 tane uluslararası turnuva yapıyoruz. International Tenis Federasyonu'nun yapmış olduğu bir turnuva bunlar. Tabii bunu devamlı şekilde artırmamız gerekiyor. Diğer tesislerin artırması gerekiyor. Yani turizmi biz renklendirmemiz lazım ki gelen insan sayısını ve çeşidini artırabilelim. Ve özellikle de yaptığımız yatırımlardaki para oranını artırabilelim. Sonuçta bir ticaret ve bunu bir ticarete paraya dökmemiz lazım.